Evet arkadaşlar, ben Seyfettin Han, fizik öğretmeniyim. Atışlar konusunu öğreten olsaydı beraber çalışacağız şimdi. Herkese kolay gelsin. Şimdi ilk konu başlığımız tek boyutta atış diyoruz. Normal bir kitabınızı açtığınız zaman, bir fizik kitabını açtığınız zaman konuyla ilgili birçok veri ve dokümanlar göreceksiniz. Neler bunlar? V0 artı A çarpı T, V son kare eşittir, V0'ın karesi artı eksi 2 GH, tabii şunu G'yi de alacağız. H eşittir V0T artı eksi 1 bölü 2 GT kare şeklinde kitabınızda, çözümlü kitaplarda bu ifadeleri görürsünüz. Ama konunun zorluk düzeyi şundan kaynaklı oluyor arkadaşlarım. Formülü öğrenci nerede, nasıl şekilde kullanacağını bilmediği için artık biz bu formülü ne yapmayacağız? Kullanmamaya çalışacağız. Peki, formül kullanmadan bu işin altında nasıl kalacağız? Bedeli şu. H eşittir 5T kare. Bu ifadenin kullanım şekli ve özellikleri bize neler? Bunları göstereceğim size. Tabii bir kolaylık varsa bunun bir bedeli var. Bedeli ödemek zorundayız. Bedel şu. Bakıyorum ki buradan serbest bırakılan bir parçacığın hızı 0. Buraya geldiğinde hızı 10 olmuş. Geçen süreyi kontrol ediyorum. 1 saniye. 1 saniye sonra hızına bakıyorum 20. 1 saniye sonra bakıyorum 30. 1 saniye sonra baktığımda 40 olduğunu görüyorsam. Temsilen burayı yer tasarım. Burada hızımızın 40 olduğunu gördüğüm zaman bana bu neyi çağrıştırıyor? Tekrarlayalım. 1 saniye burası, 1 saniye burası, 1 saniye burası, 1 saniye burası. Bakıyorum ki her 1 saniye hızına 10 eklemesi hızın 40 olduğunda buraya serbest bırakılan bu cisminin 4 saniye geldiğini anımsatacak. Misal burası yer olsaydı buradan buraya kaç saniye gelmiş? 1, 2, 3. Hızı kaç olmuş? 30. Demek ki hızını görüyorsam süreyi, yani 30 ise 3, 20 ise 2, 10 ise 1. Peki sayılar güzel gelmezse, buradan çıkarttığımız mesaj ne? Mesela hızımız 44 oldu diyelim. O zaman vereceğimiz cevap olacak arkadaşlarım? 4.4. 55 olsaydı 5.5 gibi bir süreden bahsedecektik. Peki hala formülün özelliğinden bahsetmedik sizlere. Bu formülü kullanmanın bedeli neydi? Onu tekrarlayalım. Eğer ölçmek istediğim bir uzunluk var ve süreyi biliyorsan bu formülü kullanmanın bedelleri var. Ödeyelim hatta o bedelleri. Burada hızımız 0 iken hızımız 10 olmuş ve süremiz 1 saniye. Hızımız 0 ise ben bu formülü kullanabiliyorum. T dediğim şey burada süremiz 1 saniye. Yerine yazarsak T 1 ise H yüksekliğimiz buradan 5 metreye geldi. Peki bakıyorum ki burada hızımız 10, burada hızımız 20 olmuş. 1 saniye geldiğini biliyorum ama şimdi ben tekrar burada yeni 1 yazıp da buraya 5 yazma hakkım yok. Formülü kullanmak mı istiyorsun? Bedelini öde. Bedel ne? Hızımız 0 olması gerekiyor dedik. Burada hız 0 iken burada hızımız kaç olmuş? 20. Geçen süreyi biliyor muyuz? Evet. Kaç saniyeydi? 2 saniye. 2 saniye T gördüğüm yeri yazacak olursam 2'nin karesi 4 çarpı 5'ten yüksekliğimiz kaç metre geldi arkadaşlarım? 20 metre geldi. Bakın burası 20, burası 5. Buraya kaç kaldı? 15 metre mesafeyi bulmuş oluruz. Birçok meslektaşımız, öğretmenlerimiz, sağlıklı arkadaşlarımız ifadeyi şöyle gösterebilirler sizlere. 5, 15, 25, 35 şeklindeki bir ibare kullanılır. Tabi bu temsile hazırladığımız düzen buna tertip olacak. Bakın şuradaki yüksekliği bulmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Hızım sıfırdan buraya kadarki olan ifadenin ne kadar sürede alındığını biliyor muyum? Evet. Sayalım. 1, 2, 3 saniye. Toplam 3 saniye ve hızım 0 ise ben bu formülü kullanabiliyorum. Yeni yazarsam 3'ün karesi 9 çarpı 5 45 metre oldu. Kontrol edelim. Tamamı 45. Burayı bulmuştuk 20 diye. Buraya kalan mesafeyi söyleyebilirsiniz arkadaşlarım. Mesafemiz 25 metre oldu. Şimdi sürece baktığımızda direkt şöyle yapamaz mıydık? Mesela burayı 5 tekrardan bulamaz mıyız? Hayır. Niye bulamayız diye sorduğumuzda burada da hızı var, burada da hız var. Biz 5 tekrar yazmanın bedeli hızın 0 olduğu bir yer bulabilmekte. Keza bu olayı devam ettirirsek 0'dan 40'a kaç saniye geldiğini biliyorsunuz? 4 saniye. O zaman yüksekliğimiz kaç metre geldiğini sorduğumuzda işlem yapıyorum. 4'ün karesi 16 çarpı 5 80 geldi. Şimdi arkadaşlar 5'e kadarki sayıları kullanmamız bize bazı avantajlar sağlayacak. Şimdi beraber bir tekrarlayalım. Beni takip edin şimdi. 1 deyince ben size söyleri söyleyeceğim sizlere. Siz de bana yüksekleri olduğunuz yerden tekrarlamanızı, yani şu işlemi yeni yazmanızı istiyorum. 1 deyince 5. 2 deyince 20. 3 deyince 45. 4 deyince 80. 5, 125. Tekrarlayalım. Karışık söyleyeceğim.
Bunu beraber yapmaya çalışalım. 3 için 45. 4 için 80. 5 için 125. 1 için 5. Bu rakamlar ne kadar sürekli tekrarlarsanız, birkaç defa tekrarlarsanız, sorulara geçiş yaptığınızda kalemsiz bir şekilde soruları çözebildiğini göreceksiniz. Gelin başlayalım şimdi. Şimdi size bu soru gelmiş. Upuzun bir soru olarak karşımda bir çözüm soru bankasında çözümlerini göstereceğim. Önce bizim tekniğimiz ne? Gelin onu görmeye çalışalım. Burada hızımız 10, burada hızımız 30. Bunlar verilmiş. Bize diyor ki bu cismin atıldığı yükseklik nedir? Tabii soru içerisinde magazinleştirilirler. İçinde bir sürü harfler veya kelimelerle olayın bu olduğunu anlatan kelimeler duyacaksınız. Özü bu. Şimdi ben diyorum ki 10'dan 30'a kaç saniye gelir diye sorduğumuz zaman hesaplayalım. 1 saniye sonra hızımız 20, 1 saniye sonra hızımız 30. Yani olayın gerçekleşme zamanı 2 saniye. Şimdi sürece baktığım zaman bu 2 saniye benim hiçbir işime yaramıyor. Çünkü ben sadece bunu biliyorum artık. Sadece bunu biliyorsam ne yapmam lazım? Olayı buna benzetmemiz gerekiyor. Benzetelim o zaman arkadaşlar. Burada hızımızı 0 diye bir şekilde alırsak, sanki buradan serbest bıraktık. Buradan 10'la geçmiş, buradan 30'la geçmiş. 0'dan 10'a. Kaç saniye geçiyor arkadaşlarım? 1 saniye. 1 saniye 20 yazdığım zaman yüksekliğimiz kaç metre çıktı arkadaşlar? 5. 0'dan 30'a. Hep derdimiz 0'dan aşağı inecek şekilde olacak. 0'dan 30'a kaç saniye sürer diye sorduğumuz zaman 3 saniye. 3 saniye 20 yazdığımızda süremiz ne kadar arkadaşlar? Yüksekliğimiz 45 metre. Tamamını biliyorum 45 diye. Burası 5. O zaman buradaki yüksekliğimiz ne kadar gelir diye sorduğumuzda 40 metre olduğunu görüyoruz. Şimdi bir soru bankası veya çözümlü bir kitaptan baktığınızda bu sorunun çözülmüş hali şurada gösteriyorum arkadaşlarım. Bir daha bunları kullanmayacağız. V son kare eşittir. V sıfırın karesi artı eksi 2GH. Şimdi V son verilmiş. Kaç değil arkadaşlarım? 30. 30'un karesi. İlk hızımız 10'un karesi. Hızlanıyorsa artı, yavaşlıyorsa eksi ama çok da önemsemeyin. 2 çarpı G'yi 10 alacağız. H. Bakalım kaç geliyor. 30'un karesi 900. 10'un karesi 100. Bu tarafa attığımız zaman sonuç 800 eşittir. 20 çarpı H. Sıfırları sadeleştirelim. H'ın buradan kaç olduğunu görüyorsunuz? 40 metre. Yine biz burada 40'ı bulmuştuk. Tabii şu an yeni öğrendiğiniz için şu an bunu sanki biraz daha zahmetliymiş gibi geliyor. Birkaç seferden sonra bu soruya baktığınız zaman bile 3 saniye geçmeyecek şekilde cevaplarınızı gördüğünüzü göreceksiniz. Yine bu çözüm yolu bir de, çözüm yolu yine bizim kullanmayacağımız tekniklerden biri. Ben bunu yine tercih ediyorum öğrenciler arasında ama dediğim gibi pratik mi olmak istiyorsunuz? Daha hızlı çözmek için bu 5 dakikayı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir hız zaman grafiği çiziyoruz. Olay 10'la başlamış, 30'a gelmiş. Ve bu olayın kaç saniye geldiğini görüyorsun? 2 saniye. Şimdi biz bu olayın, yani bizim daha şu ilk sorudaki görmüş olduğumuz olayda hızı 10 olan bir şeyin 30'a çıkma grafiğini hız zamanla gösterdik. Peki bilgilerimizi hatırlayalım. Hız zaman grafiğinde eğri altındaki alan bize yolu vermiyor muydu? Gelin bu yolu hesaplamaya çalışalım. Şurada bir dikdörtgen görüyorsunuz. Alanı kaç gelir? 10 çarpı 2'den 20. Burada bir üçgen kaldı. Üçgenin alanı hesaplayalım. Burası arkadaşlarım 30, 10. Dikkatle bakın. Burası 20 geldi. Burası ise 2 idi. İki dik kenarın çarpımının yarısı. Yani 20 geldi. Toplam alan kaç geldi arkadaşlarım? 40. Aradığımız cevap 40 diye söyleyebilirsiniz. Şimdi diğer sorularınızı gelin 5 dakikanın mantığını geliştirecek şekilde öğretelim arkadaşlar. Şimdi yine bir önceki sorunun benzeri, türevinde bir soru. Her şey veriler aynı. Ben ne yapıyordum arkadaşlarım? Hızın 0 olduğu bir yer buluyordum. Hızımız 0 iken hızımız 20'ye kaç saniye geliyor? 2. Peki hız 0 ise ben bu ifadeyi kullanabiliyorum. 2 saniye için t'yi 20'ye yazdığımda yüksekliğimiz kaç metre geliyordu? 20 metre değil mi? 0'dı, 50 olmuş. 0'dan 50'ye kaç saniye gelirsiniz arkadaşlarım? 5 saniye. 5 saniye için zamanımızı yazdığımızda yüksekliğimiz kaç metre geliyor? 125. Kontrol et. Tamamı 125. Burası 20. O zaman bize sorulan yer burası arkadaşlarım 105 metre olduğunu görüyoruz. Yine sorular verilenleri yerleştireceğiz. Artık olayın mantığı bu. Bundan sonra verileri oynatmaktır. Bakın nasıl. Şimdi ben burada yüksekliği bilmiyordum. İki bilgi vardı. Burada iki bilgilerden biri yükseklik, diğer buradaki hız. Bu sefer de sorulmuş. İlk atılma hızı nedir diye sorulmuş. Ben soruda düşünme faslını bırakın diyorum. Hemen bir yerde hızını sıfır aldığını düşünecek olursam. Sıfırdan 40'a bildiğim yerle başlıyorum. Sıfırdan 40'a kaç saniye gelirsin arkadaşım? 4 saniye.
Bu 4 saniyede yüksekliğimiz kaç metre geliyor hesapladığımızda? 4 saniye tekrarlıyorum. Bakın. T ile 4 yazıyorum. 4'ün karesi 16 çarpı 5 80. Burası 80 metre. Burası 75 değil mi şurası? O zaman buraya ne kadar mesafe kaldı arkadaşlar? 5 metre. Neden ben buraya bakıyorum? Unutmayın. Bakış açımızda hep şu var. Ben bu soruyu nasıl yaparım demin değil. Kafada tek bir mod, tek bir öğrenme şekli olursa soruya yaklaşırken hiç düşünmeden aynı şeyleri kullanmanızı isterim. Bakın. Burada yükseklik benim. Şimdi soruyorum. Bu sefer bu formülü kullanabileceğim bir alan var. Ve bu alanda yüksekliği vermişim, süreyi sormuşum. Düz mantık. H gördüğüm yeri 5 yazarsam, 5 ders sadeleşiyor. T'miz kaç geldi arkadaşlar buradan? 1 geldi. O zaman 5 metrelik yüksekliği 1 saniye gelen bu cismin hızı kaç olur? Yine tekrarlıyorum. Hız 1 saniye sonra kaç olurdu? 10. 1 saniye sonra 20, 30, 40 şeklinde gitmesi bana şunu söylüyor. Yine tekrarlıyorum. Üçüncü tekrarım olacak. Süreyi biliyorsam cismin o anki mevcut hızının, daha doğrusu hız büyüklüğünü söyleyebiliyoruz. Şunu da beraber yapalım. Bana eşlik etmenizi istiyorum. Bakıyorum ki verilerden yükseklik verilmiş ve hız verilmiş. İlk atılma hızı nedir diye soruluyor. Peki ben düşünüyor muyum? Hayır. Kontrol edin. Sıfır aldım. Sanki buradan bırakılmış. V'ye geçmiş. 50'ye ulaşmış şeklini algılarsam. Sıfırdan 50'ye. Direkt söyleyelim. 5 saniye. 5 saniye için yüksekliğimiz kaç metre geliyordu arkadaşlarım? 125 metre geliyordu. Burası 125. Burası 80. O zaman bize lazım olan şuradaki yüksekliğimiz, tahmin edin bakın, 45 metrelik bir mesafe kaldı. 45. Yüksekliğimiz 45 geliyor. 45 için T ifadesinin buradan 3 saniye geldiğini görmeye çalışın. Yine kaçıranlar için tekrar H 45 olursa 45 bölü 5 9, T kare 9 ise T'miz 3 saniye. 3 saniye olduğunu görüyorsam artık hızı yazıyorum. Cevap kaçmış? 30. 3 saniye için 30 diyor. Şimdi buradaki ifadeleri de şimdi oturduğumuz yerden beraber yine denetleyelim. Burada hızımız 0 aldığımız zaman 0'dan 20'ye direkt bildiğim yere başlıyorum. 2 saniye sürüyor. Yüksekliğimiz 20 metre. Peki ben şuradaki yüksekliği görüyorum. 20 burasıydı. 105 de burası. Toplam mesafemiz 125 metre. Neyi çağrıştırıyor arkadaşlar 125 durunca? Unutmayın. Çağrıştırım rakamlarını hatırlayalım şöyle. 125 deyince 5 saniye yükseklik için. 80 deyince 4. 45 deyince 3. 20 deyince 2. 5 deyince 1'i hatırlıyorsak buradan bırakılan cisim 125 metrelik yüksekliği 5 saniyede alır. 5 saniyede cisim ulaşacağı hız nedir arkadaşlarım? Evet, 50 diyorsunuz. Şimdi aynı sorunun pekiştirme sorusudur. Kontrol edelim. Hızımız 0. Muhtemelen eğer kavradıysanız ben daha işlemlere başlamadan şu an cevabı görüyor olmanız artık gerekiyor. 0'dan 10'a 1 saniye sürdü. Yüksekliğimiz 5. 75 burası. 5 de burasıydı arkadaşlarım. O zaman toplam şuradaki yüksekliğimiz 80. 80 bana neyi çağrıştırıyor? 4 saniye. 4 saniyede cisme ulaşabileceği hız 40 olmuş olur diyoruz. Arkadaşlarım tek boyutta atış hareketlerinin ifade ve sunumlarını göstermiş olduk. Hepinize teşekkür ederim.